Herkese merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hep iyi olun. Eğer sizin de benim gibi eski bir Mac'iniz varsa, bu Mac 2015 ya da 2012 öncesi ise High Sierra veya daha sonraki Mojave gibi sürümlerin üzerine çıkamadığını göreceksiniz. Peki bu aşılabilir bir durum mu? Yani bu Mac'leri çöpe atacağız mı? Tabii ki atmayacağız. Apple'a burada sana hayırdır diyoruz. Şimdi macOS Monterey'i nasıl kurabileceğimizi ve macOS Monterey'in bu cihazlarda nasıl tam performans ve sorunsuz olarak çalışmasını sağlayabileceğimizi öğreneceğiz. Öncelikle Mac'imizin desteklediği en son sürüme update ediyoruz. Bilgisayarımızda Chrome'un kurulu olması gerekiyor çünkü GitHub özellikle eski Safari versiyonlarında sağlıklı çalışmıyor ve bizim indireceğimiz dosyalar GitHub'da. Chrome'u açıyoruz ve Google'a Open Core Legacy Patcher yazıyoruz ve çıkan linke tıklıyoruz. Açılan sayfada Getting Started'a tıklıyoruz. Download and Build macOS Installer linkine tıklıyoruz ve Open Core Legacy Patcher Release Apps'e tıklıyoruz. Yeni bir sayfa açılacak. Bu GitHub sayfası olacak ve bu GitHub sayfasında aşağı doğru kaydırıp Open Core Patcher GUI app.zip dosyasını bulup indiriyoruz. Bilgisayarımıza zip'i açtıktan sonra programı çalıştırıyoruz. Öncelikle Build and Install Open Core seçeneğini seçiyoruz. Kurulum esnasında Open Core bize dosyaları hangi diske kuracağını soracak. Mac'imizin hard diskini seçtikten sonra karşımıza çıkan listeden EFI Partition'ını seçiyoruz ve kurulum işlemini bu şekilde bitiriyoruz ilk aşamada. Sonra Create macOS Installer butonuna tıklayın. Yani size yeniden başlatma sorarsa başlatmayın, Create macOS Installer butonuna tıklayın. Download macOS Installer seçeneğini seçip şu an itibariyle en son sürüm 12.6.1 ama sizde değişebilir, daha yeni versiyon varsa onu seçin. Zaten desteklediği şeyler orada gözüküyor. İnternetinizin hızına göre biraz fazla sürer çünkü dosya boyutları oldukça büyük. Bundan sonra bize flash disk soracak. Eğer bu noktada flash diski yazma işlemini sonraya bırakmak istiyorsanız programı kapatabilirsiniz. Çünkü programı tekrar açtığınız zaman Use Existing macOS Installer seçeneğini seçtiğiniz zaman tekrar işleme devam edebiliyorsunuz. Diske yazma, yani flash diskimize soracak nerede, hangi diske yazacağını. Flash diski yazma işlemi bittikten sonra bilgisayarımızı restart ediyoruz. Reboot ediyoruz, yeniden başlatıyoruz. Apple logosu gördüğümüz anda alt tuşuna basıyoruz. Açılan seçenekte EFI Boot seçeneğini seçiyoruz ve orada macOS Monterey Install ikonu göreceksiniz. Ona tıklıyorsunuz. Ve normal macOS'un normal kurulum işlemini devam ediyorsunuz. Karşınıza dörtlü bir seçenek çıkacak. Oradan Install macOS Monterey seçeneğini direkt seçebilirsiniz. Var olan işletim sisteminin üzerine aslında upgrade işlemi yapacak. Nvidia ekran kartlı bir Mac'iniz varsa bu ekranı göremeyen, bundan sonraki kurulum ekranını görememe ihtimaliniz çok yüksek. Eğer ki Nvidia ekran kartınız varsa tekrar Mac'inizi açın. Mac'i açtıktan sonra tekrar Open Core programını açın ve orada Settings ayarına, Settings kısmına girin ve Verbose'u seçin. Verbose'u seçtiğiniz zaman, tekrar kuruluma girdiğiniz zaman bu sefer ekran kartında sıkıntı olmadan görüntü alabileceksiniz. Kurulum esnasında bilgisayarınızı kapatıp açma, yani yeniden başlatma yapacak. Eğer ki başlatmakta sıkıntı çekerseniz çıkan listede Monterey seçeneğini, Install Monterey seçeneğinden devam edin. Ve bu yeniden açma kapamaların sonunda Monterey çalışıyor ama sürünüyor, yani rezil çalışıyor. Zaten piyasadaki genel patchli macOS'lardaki genel problem de bu. Kurulabiliyor ama kurulduktan sonra performans alamıyorsunuz. Bizim buradaki derdimiz ne? Performans alabilmek. Tekrar Open Core'u açıyoruz ve Post Install Root Patch'i seçiyoruz. Otomatik olarak işlemleri yapacak. İşlem tamamlandıktan sonra yeniden başlatayım mı diyecek, başlatmayın. Programdan Settings'e girin. Aşağıda Developer Options'ı göreceksiniz. Developer Settings'i göreceksiniz. Developer Settings'de Set TerraScale 2 Axel seçeneğini tıklayın. Eğer ki Nvidia'nız varsa hemen onun altındaki Force Web Driver seçeneğini seçin. Ve önce Return to Settings. Ondan sonra Return to Main diyerek, Main menü diyerek tekrar programın arayüzüne geri dönün ve burada Build and Install Open Core seçeneğini seçin. İşlem tekrar size hard disk soracak, EFI'yi seçeceksiniz, hard disk'e yazacak, hard disk'e yazdıktan sonra
tekrar bilgisayarınızı başlatın. Bilgisayar başlatıldığında hala daha sistem yavaş çalışıyorsa, ki büyük ihtimal öyle olacak, tekrar post install root patch'i çalıştırın ve tekrar yeniden başlattığınız zaman artık gayet akıcı, sorunsuz, hızlı çalışan yepyeni bir makiniz olmuş olacak. Benim yaptığım denemelerde, çünkü bu makinemde daha öncesinde şey vardı. Bu vardı, yalnız Kaan yani oğlum bunun kafasına göre update etmeye kalktı beta sürüme, ondan sonra tabii gitti makine tekrar. Bu arada kurulumu yaparken böyle bir videoyla bu işin nasıl yapıldığını anlatayım istedim. Photoshop, Illustrator gibi programlar sıkıntısız çalışıyor. Xcode ve Xcode'a bağlı iPhone emülatörü, Android Studio ve Android Studio'ya bağlı Android emülatörü gayet problemsiz şekilde ve hızlı şekilde çalışıyor açıkçası. Diğer program geliştirme programları yine sıkıntısız ve video işlemede DaVinci biraz problemli. Hızıya yetişemiyor maalesef ki, çünkü bu aletin, yani bendeki aletin okuma hızı şu anki video kapasitesine ulaşamıyor. 4K çekilmiş RAW videolarda ben işlem yapamadım. Blender'ı denediğimde ise, Blender'da zaten render almayı çok bir beklemeyin bu aletten de, çizim ekranında sıkıntı yok. Çizimi gayet güzel yapabiliyor. Bu tip videoların devamını gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı ve imkanınız varsa katıl üyesi olmanızı rica ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Happy kalın.